الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 24. lema tesettür hakkındadır. 15. notanın 2. ve 3. meseleleri iken ehemmiyetine binaen 24. lema olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر آيتي تستürü emrediyor. Medeniyet-i Sefihe ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor, tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. Şimdi tesettür risalesine hanımların ihtiyacı var, bizim ihtiyacımız yok gibi zannediyoruz. Aslında bizim de ihtiyacımız şiddetli bir surette var. Bizim hangi cihette ihtiyacımız var? Tesettürde kusurumuz yok ki bizim. Setri avrette ihmalimiz yok. Ama Kur'an'ın bu hükmünü hak olarak görmek, fıtratın tam gereği olarak ve rahmet ve şefkat olarak görmek zorundayız. Bu manadaki görmek için yani böyle sanki Allah onlara işte böyle bir mecburiyet vermiş, artık Allah kolaylık versin, ne yapak gibi bir vaziyetle görürsek, yani sanki Kur'an'ın bu hükmü böyle hakikaten fıtrata aykırı, hele hele bu zamanda insanın yapamayacağı bir şeydir gibi bir tarzı nazarla bakarsak, hele hele o hükmü bu zamanda uygulanması imkansız, kesinlikle. Medeniyet gelişmiş, işte insanlık terakki etmiş, öyle şeylerle uğraşmak kesinlikle uygun değil tarzında bir bakış tarzı bizi İslamiyet'ten çıkarır. Ameldeki ihmal insanı günahkar yapar, ameldeki kusur insanı günahkar yapar. Ama bu tarzdaki bir tarzı bakış, bir tarzı nazar, yani o hükme böyle sanki fıtrata uygun değil, sanki kadınlara bir sıkıntı, bir zahmet, bir meşakkat yüklüyor gibi, sanki onlara bir rahmet olduğunu görmemek hakikaten bizi çok tehlikelere atar. O yönden üstadın mesela özellikle şeriatın hükümlerinden birçoğunu hem adalet olduğunu hem de rahmet olduğunu göstermesi وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ manasıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an'ın getirdiği bütün ahkamın bütün alemlere rahmet olduğunu gösterme ciheti. Yani o şahıs için rahmettir, ailesi için rahmettir, cemiyeti için rahmettir, insaniyet için rahmettir, adalettir, zulüm değildir, bir gazap değildir, bir sıkıntı, bir meşakkat değildir. İçinde zahiri bir sıkıntı bazı sıcak memleketlerde biraz olsa bile ondan çok çok daha ilerisinde nedir? Büyük bir rahmet, büyük bir şefkattir manasına biz her bir insanın bu noktada bakması lazım. Yani bu noktada erkeklerin, kadınların daha az ihtiyacı yok. Hakikaten hepimizin çok ihtiyacı var. Kur'an'ın bu hükmüne bakış tarzımızı düzeltmek, bunun tam bir fıtri bir hüküm olduğunu, fıtratın gereği ve adaletin ve rahmetin gereği bir hüküm olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu Risale'nin yazılma hikmeti de bu manada ve Üstad bu tesettür Risalesi'ni en büyük sebep olarak Eskişehir hapsinde ceza almış. Eskişehir mahkemesinde ceza görmüş ve hapiste bir buçuk seneden fazla hapis çekmiş. Sırf esas en büyük sebebi tesettür risalesi olduğundan bu manada da üstadın şu haşiye olarak koyduğu yani bu manada kendisine verilen hükmün mahkumiyetin adalete tamamen aykırı olduğunu ifade eden bir haşiye var burada. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihayı temyizin müdafaatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatlı bir düsturu ilahiyi. Bak ne diyor? 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatlı bir düsturu ilahiyi
Yani tesettür hükmü böyle bir vaziyet. Hayat içtimaisinde en kutsi ve hakiki ve hakikatlı bir düstur-u ilahiyi 1350 tefsirin 350 bin, evet tekrar okuyalım. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatlı bir düstur-u ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Bu ayet işte tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. El cevap, Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayri fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet, tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hılkaten zayıfe ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istisgale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Burada yani hakikaten üstadın tabii üslubunda öyle yani bu Allah'ın emridir, uymayanlara cehennem azabı vardır meselesinden ziyade bunun fıtratın bir gereği olduğunu tahlil ederek insanı yaratan Allah, İnsanın fıtratına en muvafık hükmü o göstermiştir manasında dünyada bile verdiği neticeleri göstermekle nefsi insaniye en çok dünyevi hazır faydaları veya zararları görmekle etkilendiği için üstad bu manayı nazara veriyor. Yani nasıl ki bir makineyi yapan o makinenin en güzel nasıl çalışacağını o bilir, en pürüzsüz, en sıkıntısız çalışmasının talimatını bir katalogla o yazar. Aynı şekilde insanı yaratan Allah, insanın en saadetli bir hayat-ı şahsiye, bir hayat-ı aileye, bir hayat-ı içtimai nasıl geçireceğini ve nasıl bir saadete dünyada da ahirette de nail olacağının düsturlarını o vermiş. İşte üstadımız da bu hükmü Kur'an'daki hikmetleri hakikaten fıtratın tam gereği olduğunu tefsir ediyor. Yani bir nevi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetini tefsir ediyor. Yani tesettür emri itibariyle bunu tefsir ediyor. Yani tesettür de Allah'ın bir emri, Resulullah'ın Kur'an'ın getirdiği bir hükmü Kur'an'ı olduğuna göre nasıl alemlere rahmet oluyor, nasıl kadınların fıtratının gereği oluyor, bunu izahı çok çok mühim. Tekrar okuyalım. Tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hılkaten zayıfe ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istisgale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. İşte zayıflık, kendini ve yavrularını himaye edecek bir erkeğin himayesine muhtaç olması o erkeğin istisgalini celbetmeyecek, ona kendini sevdirecek bir halette bulunmasını, güzelliklerini başkalarına açmamasını gerektiriyor. Ta ki o erkeğin himayesi hakiki manada, ciddi manada devam etsin. Öyle değişik arızalarla aile hayatı zedelenmesin. Maalesef suizanlar değişik şekillerde o suizanlara yol açacak vaziyetlerde bulunmalar maalesef aile hayatını zedeliyor. Birçok zayıfe ve nazike kadını da muhtaç olduğu erkeğin himayesinden mahrum ediyor. Demek ki fıtratın tam gereği. Hakikaten bunun tabii çok şeylerini daha anlatacak. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si, 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Fıtri bir meyil var. Yani ihtiyar veya çirkin olan
ihtiyarlığını, çirkinliğini göstermek istemez. Açık saçıklık olsa göstermiş olacak. Yani herkes açık saçıklıkla, bir açık saçıklık vaziyetinde bulunuyorsa, o da o noktada halbuki istemediği bir şekilde çirkinliğini, ihtiyarlığını göstermiş olacak. Bir bu cihet var. Ya kıskançtır, bir de bu cihet var. Yani çirkin de olmasa, ihtiyar da olmasa, ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek. Bir bu cihet. Yani kendinden daha güzeli olabilir. Kendisi güzel olsa bile başka güzellerin yanında, daha güzellerin yanında da bir nevi çirkin konumuna düşüyor. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek. Veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Yani şu özelliklerin üçünü birden taşıyan, yani ihtiyar olan çok, çirkin olan çok, yani 6-7'den birisi buna girer. Ne dedi? 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Herkesin kendine bakmasından memnun olacak. Yani hakikaten ondan 2-3 kişi bile olmaz. Yani hem genç, hem güzel, hem de herkesin kendini görmesinden memnun olacak, kendine bakmasından memnun olacak insanlar, kadınlar bu manada 10 adetten ancak 2-3 tanesi en fazla. Öyleyse hüküm ekseriyete göre verilmesi gerekir. Öyleyse bu manada o insanları o sıkıntılara sokmamak adına hakikaten bu manada taarruza maruz kalmaması veya kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak. Yani bir hadise olmasa bile bu manada suizanla, hıyanetle müttehem olmaya yol açabilecek çok vaziyetler olabiliyor. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Bu her insan için geçerli. Sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden 10'da 2-3'ü varsa 7-8'inden istiskal eder. Yani bakmasından hoşlandığı, onların kendisine bakmasından hoşlandığı 6-7 kişi, yani 2-3 kişi varsa bile daha fazlası 7-8'inden istiskal eder. Bakmasından memnun olmaz. Yani bunlar tam manasıyla fıtri bir tahlildir. İstatistik yönünden sorsam hakikaten bunları ciddi manada görürsün. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden 10'da 2-3'ü varsa 7-8'inden istiskal eder. Hem tefahuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri'ü teessür olduğundan maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkat-i nazardan sıkılarak bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin ref'i tesettürü, tesettürü kaldırması hilaf-ı fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o maden-i şefkat ve kıymetli birer refika-i ebediye olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Özellikle şu son senelerde böyle işte kadınların hakkını koruma adına böyle kadınların en ufak bir incinmesine hemen kadının beyanına göre adam hapse atılıyor. Tamam da yani buna yol açacak şeyleri engellemek fıtri olduğu halde
Bu manada yüzlerce insanın, binlerce insanın sıkıntıya sokulması, hem onun hevesinin tahrik edilmesi, hem de sonra bu manada sıkıntılı kanunların hakikaten nazara verilmesi, tatbik edilmesi, hakikaten fıtrata uymadığını gösteriyor. Yani şu anda Avrupa zaten harap olmuş. Öyle gayrimeşru şeyler o kadar artmış ki, yani Allah muhafaza, fıtrattan tamamen uzaklaşmış, saadetten, dünyevi saadetten bile hakikaten son derece uzaklaşmış. Demek medeniyetin ref'i tesettürü hilaf-ı fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o maden-i şefkat ve kıymetli birer refika-i ebediye olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlar da ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvuf var. Tahavvuf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak, 8-9 ay ağır bir veled yükünü zahmet ile çekmekle beraber, hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene, o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vakı olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilleti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzünü meydan vermemek zayıf hılkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Mesmuatıma göre merkez ve payitahtı hükümette çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci hikmet, kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebedide dahi bir refika-i hayattır. Madem hayat-ı ebedide dahi kocasına refika-i hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Burada da iman meselesini nazara verdi. İmanla bir insan ahirete iman etmesiyle o refika-i hayatını sadece dünyada geçici bir vakit için değil, ebedi bir refika-i hayatı olarak görmesinden kaynaklanan bir hak ve hukuk zuhur ediyor. Şimdi birinci hikmette hiç böyle imanın hakikatlerini nazara almadan fıtri bir vaziyette, yani Avrupa'da olan bir insanın bile, Avrupa'da olan kadınların bile kesinlikle buna riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yani bütün dünyaya şamil bir bakış tarzıyla, yani bu imanın hakikatlerini nazara almadan bile bu aynen böyle olması lazım. Burada ise iman ahiret cihetiyle ikinci hikmette, madem ki kocasına ebedi bir refika-i hayattır, öyleyse kocasının nazarına güzel görünmesi, kocasının kıskandırmaması o hakkın gereğidir. Madem mümin olan kocası, şimdi burada izah ediyor bunu, madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayat-ı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehasinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder.
Şer'an koca karıya küfüv olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine bakıp taklit eder, refikasını hayat-ı ebedide kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil o erkeğe ki saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahate girer. Ne bedbahttır o kadın ki müttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler veil o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, binler veil o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefahatini taklit ediyorlar, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Üçüncü hikmet, bir ailenin saadet-i hayatiyesi koca ve karı mabeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. O mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü açık saçıklık kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. 9'u kocasından daha iyisini görür. Ve 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Yani burada çok mühim bir cihete nazar etti. Yani samimi, mütekabil, karşılıklı bir hürmet, bir muhabbet olması lazım ki aile hayatı saadetle, istikametle devam edebilsin. Ama açık saçıklık olunca, yani herkes herkesin hanımını görüyor. Böyle bir vaziyet olsa, o zaman mutlaka kendi hanımından daha güzelini görme ihtimali yüksek. Veya kendi nazarında öyle olabilir. Bu sefer kendi hanımına olan muhabbetinde azalma olur. Veya bir kadın da kendi kocasından daha yakışıklısını, daha güzelini görür, kendini ona sevdirme meyli olabilir. Bu manada aileyi hakikaten temelinden sarsacak, aile birlikteliğini bozacak, ailedeki o saygıyı, o muhabbeti, o birlikteliği birdenbire yok edecek bir vaziyete giriliyor. Hakikaten de bunun şahitleri hakikaten, yani bu manalar yaygınlaştıkça, tesettürsüzlük yaygınlaştıkça boşanmaların fevkalade artması, özellikle zaten Avrupa'da evlenmeler bile hakikaten çok azalıyor. Burada bile çok zorlaşıyor. Niye? Çünkü böyle bir hissiyat uyanıyor. Böyle bir sadakatsizlik veyahut da hıyanetle ittiham edilme noktaları oluyor. Boşanmalar çoğalıyor bu şekilde. O vakit o samimi muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber, bundan daha dehşetli bir şey de var, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki, insan hemşire misillü mahremlerine karşı fıtraten şehevani his taşıyamıyor. Kız kardeşine veya halasına böyle fıtraten şehvani his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları, yani mahrem demek evlenmesi haram olan kız kardeşi gibi, teyzesi gibi, mahremlerin simaları karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsi şehvani temayülatı kırar. Yüzünde o alamet-i farika var, onun akrabalık manası görünüyor. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Yani simasına bakmakla hemşiresine karşı şehvani bir his uyanmaz. Ama açık saçık bacaklar o manada şeyle, gayr-namahremle müsavi oluyor. Çünkü
Mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alameti farikası olmadığından hayvani bir nazar hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sukutu insaniyettir. Dördüncü hikmet, malumdur ki kesreti nesil herkesçe matluptur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesreti tenasüle taraftar olmasın. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş, تَنَاكَحُ تَكَافَرُوا فَاِنِّي اُبَاهِ بِكُمُ الْاُمَمْ اَوْ كَمَا قَالْ Yani izdivac ediniz, çoğalınız, ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Halbuki tesettürün refi'i, tesettürün kaldırılması, izdivacı tekstil etmeyip, çoğaltmayıp, çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi refikayı hayatını namuslu ister. Kendi gibi asri, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır, belki de fuhşa sülük eder. Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan en esaslı hasleti sadakattır, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakatı kırar. Kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlak-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz, başka kadınları da nikah edebilir. Demek ki kadın emniyet memuru gibi, muhafaza memuru gibi kocasının evladına, malına, mülküne bir nevi muhafaza memuru gibi, dahiliye memuru gibi, dahili müdür gibi olduğundan o sadakatı onda çok büyük bir esas oluyor. Ama erkek için başka kadınları da tabii şeriatın hükmüne göre bu manada dört kadına kadar nikah etme şeyi var, hakkı var. Bu mana bu sadakata, bu mütekabil hürmete aykırı olmuyor. Çünkü bunu zaten üstadımız çok yerlerde ifade ediyor. Yani bu Kur'an'ın ayrı bir hükmü, yani cemiyetin ihtiyacından kaynaklanan hakikaten ve bir fıtri olarak erkeğin nikah etmesine bir mani durum yok. Kanunlar durumu ayrı. O, şu anda durum böyle. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan boynuna kefenini takar sonra bakar. Hem memaliki baride olan Avrupa'daki tabiatlar o memleket gibi barit ve camittirler. Bu Asya, yani alem-i İslam kıtası ona nispeten memaliki harredir. Sıcak memleketler, sıcak memleketlerde demek ki hissiyat daha çok galeyana geliyor. Malumdur ki muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. O barit memlekette soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık belki çok su istimalata ve israfa da medar olmaz. Fakat seri'ü teessür ve hassas olan memaliki harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini mütemadiyen tehyic edecek açık saçıklık elbette çok su istimalata ve israfata ve neslin zafiyetine ve sukutu kuvvete sebeptir. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit her ayda 15 gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye mecbur olduğundan nefsine mağlup ise fuhşiyata da meyleder.
Demek ki hevesi tahrik edecek öyle açık saçıklık insanlarda fıtri ihtiyacın haricinde çok israfata, nefsine mağlup vaziyetlerde fuhşiyata sülük etmeye de sebebiyet verebilir. Şehirliler köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde derdi maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle hem şehirlilere nispeten nazarı dikkati az celbeden masume işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları hevesat-ı nefsaniyi tehyice medar olamadığı gibi serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan şehirdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyle ise onlara kıyas edilmez. Yani bu manada bakınca hakikaten bu hikmetleri üstadımız değişik vecihlerden saydı ve hepsi de bazı yerlerde bazısı geçerli olmasa diğeri geçerlidir. Hakikaten fıtraten bütün insanlığa şamil Kur'an'ın bütün alemlere rahmet olarak geldiğinin net bir ispatı. Mesela üstadımız mirastaki فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ yani erkeğe kadının iki misli hisse verilmesi manasını izah ederken o hüküm diyor ki bu hüküm kadın için adalettir hem de merhamettir. Yani adalet olma cihetini de izah ediyor, merhamet ve rahmet olma cihetini de izah ediyor. En başta niye adalettir? Çünkü ekseriyet itibariyle, hükümler ekseriyete bakar. Ekseriyet itibariyle mesela bir kadın bir erkekle evlenir, nafakasını ona yükler. Ekseriyet itibariyle bu böyledir. Şimdi diyelim ki iki kardeş, birisi erkek, birisi kız. Bu kız olan mirastan üçte birini aldı, erkek de üçte ikisini aldı. Diyelim birisi 20 bin lira aldı, birisi de 10 bin lira aldı. Şimdi bu kadın birisiyle evlenecek, nafakasını ona yükleyecek, 10 bin lira cebinde kalacak. Yani kocasından nafaka bir nevi 20 bin lira cebinde var gibi. O erkek kardeşi ise bir hanımla evlenecek. O elde ettiği 20 bin liranın 10 bin lirasını zaten onun nafakasına verecek. Yani kız kardeşi evlenmemiş olsa bile kız kardeşine misavi gelmiş olacak. Evlenmemiş olsa bile. Bir de evlense kız kardeşi daha da avantajlı halde. 10 bin lira cebinde var, nafakası da zaten kocasının üzerinde. Şimdi şeriat böyle bir hüküm getiriyor ki kız kardeşi hakikaten avantajlı. Adalet noktasından baksak böyle. Bir de merhamettir diyor. Merhamet ciheti niye? Çünkü o zayıfe, nazike kız hem babasından şefkate, merhamete hem de erkek kardeşinden şefkate muhtaçtır. Şimdi hükmü Kur'an'a göre babası ona şefkatle bakabiliyor. Bizim malımızın mühim bir kısmını yabancıların eline götürecek bir zararlı çocuk nazarıyla bakmıyor. Yani bu manada maddeten bir şey kaybediyor gibi ama manen akrabasının şefkatinden çok şeyler kazanıyor. Aynı şekilde erkek kardeşi de ona malımızın büyük bir kısmını yabancıların eline götürecek bir vaziyetle bakmıyor. Hakikaten o bakış, o manadaki bir alakadarlık, bir şefkat ona maddi olarak bile çok şeyler kazandırabiliyor. Ama böyle bir hissiyatla ona zararlı bir vaziyetle bakmak, öyle zannetmek tabii ki yanlış oluyor. Yani bu mana işte o yanlışlığı doğuran da Kur'an'ın hükmüne uymamak oluyor. Hatta mesela çok yerlerde görüyoruz hakikaten yani bu tarzda şeyler öyle güya merhamet edeceğiz diye hakikaten hakkından fazla vermekle aslında hem adaletsizlik hem de merhametsizliğin ta kendisi oluyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.